Meyve suyu sever misiniz? Hayır, içecek olarak içtiklerimizi kastetmiyorum. Oyunlarda olandan bahsediyorum. Bahsettiğim kavram game juice. Game juice. Game juice. Game juice. Ya bununla telaffuzu şu İngilizce'deki saat gibi. Ağır, ağır. Yeni yeni öğrenip alışmaya çalışan adam için imkansız gibi bir şey. Her neyse. Meyve suyu sever misiniz? Hayır, tabii ki içecek olarak içtiklerimizi kastetmiyorum. Oyunlarda olandan bahsediyorum. Bahsettiğim kavram game juice. Translate Türkçe'ye oyun suyu olarak çeviriyor. Biz bugün daha yaygın olan isim üzerinden konuşacağız. O da game feel. Yani oyunlarda hissiyat. Game feel demek varken meyve suyunu kim, neden ve nereden bulup sektörde kullandırmaya başladı açıkçası bilmiyorum. Çok da önemli değil zaten. Fakat burası için bizden de çıkan özel bir isimlendirme var zaten. Arada bir manasız tartışmaları çıkan vuruş hissiyatı isminden bahsediyorum. Konumuz bunun varlığını yokluğunu sorgulamak değil, ne olduğunu anlamak ve anlatmak. Bu arada bence gayet de güzel bir isim bulmuşuz. Tam olarak game feel dediğimiz kavramın karşılığı değil tabii ki. O çok daha genel olarak hissiyatı anlatan bir kavram. Fakat spesifik olarak vuruş, darbe, kısacası combat dediğimiz şeyi karşılamak için vuruş hissiyatı çok güzel bir isimlendirme. Açıkçası bunu globalde herkesin bildiği bir terim olarak sektöre katabiliriz bence. Her neyse konumuz bu değil. Biz tam olarak ne bu game feel veya game juice? Buraya bakalım. Çok da uzatmadan konuya dalalım. Hoş geldiniz. Destek olmak için klasik şeyleri es geçmeyelim lütfen. Oyuncu veya geliştirici hiç fark etmez. Hepiniz oyun sektörü Discord toplumumuza davet ediyorum. Hadi konumuza dönelim. İlk olarak şu konunun teknik temeline girelim bakalım. Konu için konuğumuz Steve Swink ve yazdığı Game Feel kitabı. Bu kitapta oyunlarda hissiyatı etkileyen şeyleri birkaç ana başlık altına ayırıyor. Biz bugün 4 tanesine bakacağız. İlk olarak input, Türkçesiyle girdi. Yani oyuncunun oyuna sisteme olan etkisi. İkincisi response, Türkçesiyle yanıt. Yani sistemin oyuncunun inputlarını nasıl cevapladı. Üçüncüsü context, Türkçesiyle bağlam. Yani bu ikisinin anlam kazandığı nokta. Dördüncüsü polish, Türkçesiyle cila. Biz buna estetik de diyebiliriz. Görsel ve işitsel olarak tüm parçalarıyla hissiyatı belirleyen şeyler. Bu kavramları hızlıca biraz açalım. Tam olarak neler kastedildiğine bir bakalım. Bildiğiniz gibi input oyuncunun oyun dünyasındaki ifade organıdır. Bir oyuncunun oyunla konuşabilmesi tek yoludur. Aslında burada yazar özellikle kontrol cihazlarından bahsediyor. Çünkü kontrol cihazlarını tutarkenki hissiyat cihazın kalitesine bağlı olarak hakikaten çok farklı olabiliyor. Fakat input bölümü sadece kontrol cihazlarımız değil. Oyun için atadığımız kontrol şemasının kullanım kolaylığı, oyun tepkisine ne kadar uyum sağladığı da bu konunun içerisinde. Bunları yanıt kısmı ve örnekleriyle daha iyi anlayacağız. O zaman gelelim response, yani yanıt kısmına. Tabi girdisiz yanıt olmaz. Hemen örneklerimize bakalım. Mesela Zuma'da bir kontrol cihazı olarak farenin doğal hassasiyeti düşüktür. Çünkü biz hareket özgürlüğü olmayan bir kurbağayız. Olduğumuz yerde sabit duruyoruz. Hareketimizi her zaman imlice bakarak yapıyoruz. Bu sayede oyun farenin hassasiyetini daha yönetilebilir bir seviyeye getiriyor. Tam zıttı örneğimizde ise Strange Attractors var. Zuma'ya göre çok daha hareketli, akışkan bir oyun. Ve oyunumuz input olarak sadece tek bir düğme kullanıyor. Gemimizin uzaydaki konumu her zaman çok ince bir şekilde değişiyor ve bunu yalnızca seviyenin içerisindeki çeşitli yer çekimi kuyularını etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak manipüle edebiliyoruz. Kısacası hem Strange Attractors hem de Zuma girdilerine karşı oldukça hassas ve incelikli tepkiler veriyor. Tabii ki kendi tarzlarında. Çok daha basit örneği Super Mario Brothers. NES konsolumuzda olan oyunumuzda zıplama düğmesini ne kadar uzun süreli basarsanız bizim sucuğu o kadar yükseğe sıçrıyor. Hem girdi hem de yanıt için güzel bir örnek. Gelelim işin konteks yani bağlam kısmına. Mario'nun etrafında hiçbir nesne olmadığını, bomboş bir beyazlığın üzerinde durduğunu hayal edin. İstediği kadar sıçrama, kayma, koşma ve benzeri yetenekleri olsun. Etkileşime girecek bir şey yoksa bu akrobatik hareketlere sahip olmanın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla harekete anlam kazandıracak platform, düşman, zemin, duvar, bayrak, şu, bu vesaire vesaire gibi şeyler olmalı. Ve bu şeyler belli kısıtlama ve kurallar içerisinde bulunmalı ki manası olsun. Son maddemiz estetiğe, diğer ismiyle cilalama ve parlatmaya bakalım. Bir karakterin koşarken çıkardığı toz veya bir silahın ateşleme sesi gibi oyuncunun duyularını etkileyen çeşitli işitsel ve görsel şeyler. Bu cilalama ve parlatma kısmı tabii ki çok zaman oluyor. Fakat hayati bir öneme sahip olduğu bir gerçek. Küçücük bir ekran sarsıntısı veya görsel efekt oyunun hissiyatında gerçekten büyük farklar yaratabilir. Konunun temeliyle yeterince sıkıldık. Şimdi cafcaflı olan yüzeye çıkalım. John William Nijman'ın The Art of Screen Shake videosunda bahsettiği irili ufaklı fakat hissiyatı kuvvetlendiren çok fazla tüyo var. Ben burada önemli gördüklerimi ve ekstradan birkaç farklı örneğe hızlı hızlı değineceğim. Siz isterseniz videonun tam halini açıklama kısmında kaynaklardan bulabilirsiniz. Öncelikle en basitinden daha hızlı ve daha yavaş oynanır. Oyunumuzda hissiyat olarak hedeflediğimiz nokta neresiyse oraya uygun olmalı. Katana Zero'da samurayımızı yavaşlatırsak veya Outlast 2'de karakterimizi hızlandırırsak muhtemelen birinde sinir krizine girer, diğerinde ise oyunu ciddiye alamayız. Doğru oyuna doğru ayar gerekiyor. Veya kamera ayarlarımızı buna göre yapmalıyız. Kameranın konumlanması, FPS mi, TPS mi, top down mu, side scroll mu, laglı mı gelecek yoksa direkt şekilde player'ı mı takip edecek? Player ekranı sonuna koyup kamerayı önüne mi koyacağız yoksa player önünü hiç mi göremeyecek?
Bunlar gibi kamera ayarları oyunlarda oyuncunun hissiyatını direkt etkileyecek güçteki şeyler. Veya videonun adındaki screen shake, yani ekran sallaması ya da sarsıntısı da diyebiliriz. Tadında ve yerinde kullanıldığında tek başına bile hissiyatı muazzam artırabilecek bir detay. Ama gerektiğinden fazla kullanılırsa ağızlarda keklemsi bir tat bırakabilir. Buradan hissiyatın combat tarafına bakalım. Biz Türklerin tabiriyle vuruş hissiyatına. Öncelikle tabii ki oyuna da bağlı olarak en önemli detay animasyon. Özellikle TPS veya FPS gibi oyunlarda yakın veya uzak dövüş fark etmez. Player'ın aksiyonunun animasyonu, enemy'nin buna verdiği reaksiyonun animasyonu en önemli detay diyebilirim sanırım. Daha büyük mermiler, daha büyük patlamalar, enemy'de oluşan knockback yani geri sıçrama, player'ın aldığı hasar sonrası knockbacklenmesi, kan, ceset, mermi kovanı tarzı detaylar, silahın sekmesi ve ses efekti. Arka planda dönmesi gereken yüksek baslı aksiyon müziği. Vuruş anında mesela headshotlarda saliselik ekranın donması, vuruşun teması anında ses efektleri veya görsel efektler, daha fazla düşman vesaire vesaire bu liste uzar gider. Kısacası hem oyunun genel hissiyatını hem de aksiyon level'larımızın hissiyatını kuvvetlendirecek temel prensiplerimiz ve yüzey kısmında yapılabilecek fazlasıyla tüyomuz var. Bir bu kadar da kendi bulabileceğimiz detaylar da illaki vardır. Unutmayalım ki oyuncu oyunu açtığı andan bitirip kenara bıraktığı ana kadar oyunda aldığı yegane şey bir veya birkaç histir, deneyimdir, duygudur. Tasarımcı olarak belirlediğimiz bu hisleri arttırabilmek tamamıyla bizim elimizde. Bunca zamandır kullanılan veya kendi üretebildiğimiz ufak tefek dokunuşlarla oyunumuzdaki hissiyatı bambaşka seviyelere getirebiliriz. Aslında bu öyle bir konu ki game design ile alakalı hangi videoyu çekersem çekeyim, içerisinde illaki 5 saniyede olsa hep şunu söylüyorum. Oyununuz nedir? Oyuncuya vermek istediğiniz duygu ve deneyim nedir? Her şey buraya göre ayarlanmalı vesaire vesaire, yani izleyenler biliyor. Bu cümlelerimin çıkış noktası tam olarak burası arkadaşlar. Tam olarak bu konu. Evet, bir videomuzun daha geldik sonuna. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Discord toplumumuzda bunu tartışabiliriz. Lütfen katılmayı ihmal etmeyelim. Veya isterseniz tabii ki yorumlarda da fikrinizi belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone, like vesaire lütfen unutmayalım. Bildirimlerimizi açalım. Hepinize keyifli oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Çok dikkat edin kendinize. Bay bay.